Merhaba arkadaşlar, hepiniz Açık Lise TV'ye hoş geldiniz. Çağrı Hocam'la birlikte zonalları bitirdik, çok zonalları pardon. Bitirdik, evet. Azonal topraklara ve intrazonal toprakları anlatacağız. Ve toprak konusunda bir böyle bir ilerlemiş, bir bitirmiş, kapatmış olacağız. Bitirmiş evet. Olacağız diyoruz. Yani. O zaman buyurun hocam, arkadaşlar da heyecanla bekliyoruz. Evet. Azonal topraklar. Azonal topraklar arkadaşlar. Şimdi bunlar dış kuvvetler tarafından taşınıp oluşturulan topraklardı. Horizonları tam olarak oluşmamış. Hani biz demiştik ki zonal topraklar için A, B, C, D hani oluşmuş olabilir. Evet, demiştik. Katmanları yani, olmuş demiştik. İklim müsaitse, yer şekilleri müsaitse ama bunda öyle bir şey değil. Bunlar bakın bir diğer adıyla taşınmış topraklar olduğu evet. için hani şey yok. Katman yok. Katman olmayabilir. Hani çünkü başka bir yerden geliyor. Olduğu yerde oluşmuyor. Mineral bakımından evet taşınmış topraklardır önemli arkadaşlar. Mineral bakımından da zengin ve genelde verimli topraklardır. Çünkü taşınmış topraklar her yerden bir şeyler alıp getirdiği için nedir diyoruz biz ona? Verimlidir diyoruz arkadaşlar. Ve bulunduğu yerin iklim özelliğini yansıtmazlar. Başka yerden geliyor çünkü. Aynen öyle. Evet. Evet ilki alüvyon aslında çok basit bakın. Akarsuların taşıyıp biriktirdiği topraklara biz ne adını veriyoruz? Alüvyon adını veriyoruz. En güzel örneğini de delta ovalarında görüyoruz biz bunu. İşte Bafra, Çarşamba, Çukurova mesela değil mi? Hı-hı. Hani akarsular ne yapıyor? Mesela bir Seyhan ve Ceyhan nehirleri taşıdıkları alüvyonu o Çukurova o şekilde bir oluşmuş mesela. Orada biriktiriyor ve bu şekilde meydana geliyor. Ya da bir işte Yeşilırmak ve Kızılırmak işte Bafra'yı ve Çarşamba ovalarını oluşturmuş. Hı-hı. Ve bu şekilde içindeki alüvyonu biriktirmiş. Yani vadi tabanlarında görülüyor ve ciddi anlamda verimlidir. Zaten Türkiye'deki tarımın büyük bir kısmı da bu vadi tabanlarında yani delta ovalarında yapıldığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Alüvyon o zaman Türkiye'de nerede görüyoruz? İşte bu akarsuların denize döküldüğü ya da işte vadi tabanlarında, akarsuların vadi tabanlarında ne yapıyoruz? Görüyoruz. Akarsuyun olması mı gerekiyor? Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi alüvyonu akarsular taşıyıp biriktirmişti. Lösü ne taşıyacak peki? Rüzgarların taşıyıp biriktirdiği topraklardır diyoruz. Bunlar daha böyle gözenekli bir yapıya sahip oldukları için güzel havalanıyorlar. Ve bunlar içinde ne diyoruz mesela? Verimli topraklardır diyoruz. Daha böyle kurak, yarı kurak yerlerde görüyoruz. Çünkü rüzgarlar kurak, yarı kurak yerlerde daha fazla etkili. Şimdi moreni ne taşıyacak dersek bunlar da buzulların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Bizde yaygın değil. Hani belki böyle yüksek kesimlerde falan ancak görebiliriz ama dediğim gibi Türkiye'de yaygın bir toprak tipi değildir kesinlikle. Şimdi regasollerde de bakın volkanlardan çıkan kum boyutundaki böyle küçük malzemeler vardır değil mi? Volkan patladığı zaman ortaya çıkan. Bunlar yamaç eteklerinde birikir. Orayı bir kapatır oranın üstünü. Biz bunlara ne adını veririz? Regasol adını veririz. Tamam. O zaman nerede göreceğim? Bir kere volkanizmanın olduğu bir yer olması gerekiyor. Bizde yok yani. Bizde şöyle tabii ki var. Aktif olmasına gerek yok. Mesela bizde sönmüş volkanik yanardağlar var değil mi? İşte Nemrut'tur, Spandır, işte Tendürek'tir. Bu tip yerlerde ne yapabiliriz? Aktif olma koşulu yok yani. Kesinlikle yok. Yani eskiden sonuçta patlamıştır, orayı kapatmıştır. Yani Doğu Anadolu bölgesinde bunu görebiliriz. Kolivyal topraklarda bu daha çok dağlık sahalarda görülüyor. Bizde kesinlikle var yani. Bol bol var. Eğimli yamaçlar boyunca inip dağ eteklerine. Yani mesela yamaç boyunca o taşlar, işte o minik işte mineraller falan kayıyor ve yine etek kısımlarında birikiyor. Bu şekilde oluşuyorsa da buna kolivyal toprak adını veriyoruz. Aşınma sürekli olursa, devam ederse ince malzemeler eteklerde kalıp geriye kalın böyle iri taneli toprak kalıyor mesela. Geride kalan iri taneli toprağa da biz ne adını veriyoruz? Litosol adını veriyoruz. Geride kalmış iri taneli topraklara litosol adını verdik arkadaşlar. Peki. Ve şimdi bunlar azonal topraklardı. Azonal topraklar işte dediğim gibi genellikle bir şeyin bakın ne yaptı? Akarsu taşıdı, rüzgar taşıdı, buzul taşıdı. Verimli topraklar dedik. Aynen genellikle verimli topraklardır dedik. İntrazonal topraklar ise son grup toprağımız bunlar. Oluşumunda bunların daha çok yer şekilleri ve ana kaya etkili arkadaşlar. Yani mesela ana kayanın yapısına göre toprak şekil alıyor. İşte mesela genellikle bakın bunların A ve C horizonları oluşmuş. Yani arada bir B katmanı, birikme katmanı yok. Bunu demek istiyor. Halomorfik işte kurak, yarı kurak bölgelerdeki tuzlu toprak. Yani halomorfik eşittir tuzlu toprak diyebilirsiniz. Diyebiliriz. Konya çevresinde görebilirsiniz. Mesela Tuz Gölü çevresinde bunu görebilirsiniz.
Hidromorfik toprakları da bataklık toprakları diyebilirsiniz. Bakın çok kısa, yani hani çok zor bir şey değil. Hani morfik deyince tuzlu toprak. Kelime bilmemiz aynen gerekiyor. Öyle. Ya böyle uzun açıklamalara ben pek gerek duymuyorum. Mesela halomorfikte tuzlu toprağı bildiğiniz zaman cümleden çıkartıyorsunuz zaten soruda. Hidromorfik deyince bataklık toprakları arkadaşlar. Bataklık ve sazlıklarda görülen topraklardır diyoruz. Yani bir su direnç sisteminin çok iyi olmadığı yerlerde. Kalsimorfik topraklardan üçüncü, yani şurada da söyleyebiliriz de ben bunu ayırmışım tabii. Genellikle kireçli topraklara verdiğimiz isimdir aslında genel olarak baktığımızda. Yani siz şöyle diyebilirsiniz. Halomorfik deyince tuzlu. Hidromorfik deyince bataklık, kalsimorfik deyince kireçli topraklar diyebilirsiniz. Ama biz işte kireçli toprağı ikiye ayırmışız. Vertisoller ve rendzinalar olmak üzere. Şimdi vertisolleri biz eski göl tabanlarında görüyoruz. Hani böyle mutlaka hani bir belgeselde falan görmüşsünüzdür. Bir göl tabanı düşünün, böyle çatlamıştır. İçinde su yok değil mi? Çatlamıştır orası, çatlak çatlaktır. Şimdi yağmurlu dönemde su o çatlaklardan içeriye giriyor. Evet. Sonra ne yapıyor? O su tabii ister istemez yükseliyor ve o dipteki çakıl, taş, kum ne varsa yukarıya doğru çıkartıyor. Bu nedenle yukarıya çıkartıyor ya, bu nedenle biz bunlara taş doğuran ya da dönen toprak adını vermişiz. Vertisolleri. Yani böyle de karşınıza çıkabilir. Dönen toprak ya da taş doğuran toprak da denilebilir. Nedeni bu arkadaşlar. Yani orada işte suyla birlikte tekrar yüzeye çıkmasından kaynaklı böyle bir isim verilmiş. Rendzinalarda yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan, yani kireç taşlarını kendi içerisinde gruplandırıyoruz. Bunlar da yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan topraklardır diyoruz. Yani halomorfik tuzlu dedik, hidromorfik bataklık ve kalsimorfik de kireçli topraklar. Yani bence çok çok basit. Kolaydır diyebiliriz. Birazcık isimleri bilmemiz gerekiyor ve topraklar bitti. Topraklar bitti ama arkadaşlar bunu tekrar etmeyi unutmuyoruz. Çünkü tekrar etmezsek gerçekten unuturuz. O nedenle bence intrazonallerde hiçbir problem yok. Çok basit. Azonaller de öyle, öyle taşınmış topraklar dediğimiz için. Zonallerde sadece bir yerlerini bilin. İşte tundura dediğiniz zaman. Nerede neresi görülüyor? Aynen öyle, işte terrorasan nerede, sadece yerlerini bilin. Zaten şunu göreceksiniz. Bir iki kere baktığınız zaman direkt yerleşiyor zaten. Direkt. Sadece bir birazcık kere tekrar edelim aynen, arkadaşlar. Tekrar. Onlar için de başka bir şey başka yok arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Sorular da zaten kolay geliyor. Kesinlikle. Öyle birazcık karıştırdığınızda. Evet sevgili arkadaşlar, bir konunun daha sonuna geldik. Toprağı da tamamladık. İlerleyen videolarda yeni konularla görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.